yaratıcılık ya da iyi fikir bulma biraz Allah vergisi. Yani herkesin hayal gücünün o kadar da geniş olması beklenemez. Herkes bir müzik aleti çalamaz, herkes resim yapamaz, herkes heykel yapamaz. Dolayısıyla herkes reklamcılıkta bir kreatif grup üyesi olamayabilir. Dünyada da ifade sanatlarında güçlenmiş sınırlı sayıda insan var abi. Çünkü koku alıyor adam. Bazısı alır, bazısı alamaz. Vehbi Bey reklam ajansı kurmuş. Reklamcılığın zor bir şey olduğunu görmüş. Ayrılmış, Acımar'ı desteklemiş. Kapatmış. Yani Ford yapmış. Fiat yapmış. Mikros'u Migros'tan büyük yapmış ama reklamcılık yapamamış. Ağır gelmiş, bırakmış. Şimdi reklamcılık böyle bir şey. Tabii iyi fikir arayışı içinde her dönemde bu işi bulma pahasına abartanlar hep oldu. Yani Uber iyi fikir meselesi. Ama öyle bir şey yok aslında. İyi fikir dediğiniz aslında komplike, karmaşık bir yerden geçmez. İyi fikir basittir. Evet, hayatımda yaptığım işlere baktığım zaman hep basit. Basitin basiti. Tokay'ın sonunda şey diyormuş. Nasıl reklam ama? Ne var bunda? Bunu herkes söyle. Tamam, sen söylemedin, ben söyledim. Çapraşık değil. Çapraşık şeyler değil. Büyük fikir genellikle Christoph Kolomb'un yumurtasıdır. Demişler ya hani şu yumurtayı dik tut diye. Ve çat diye vurmuş. Vurunca tabii dik durmuş. Onun gibi gözünüzün önündedir. Çünkü büyük fikrin mutlaka yalın olması lazım. Yaratıcılık hiç ajanstan çıkmaz. Ajans yaratıcılığı yakalar. Bu bize derdini anlatan insanın dertleri arasında böyle bir kıvrılmış bir kedi gibi yaratıcı fikir yatar. Yani o orada böyle durmadan kaşınır. Benim buyum diye. Sen onu bulman lazım. Yani bir sahici bir kedidir orada yatan. Mırıldanır. Fikir. Fikir nedir? Ya herkesin bir fikri vardır. Reklamcı veya bir başka şey. Ya yeni bir hazır çorba reklamı yapacağız. Gelin beraber bir senaryo düşünelim. Senaryo dediğin şey işte şöyle şöyle düşünülür. Şimdi hep beraber düşünün. Herkesin bir fikri olacaktır. Ben hiçbir şey anlamam bu işten diyecek hiç kimse olamaz. Bak sokaktaki adam dahil. Kenan Pars vardır rahmetli. Kenan Pars biliyor musun? Haklı. Gün geldin Nazar, ben seni çok teşekkür ederim Kenan abi. Sana iki tane fikir getirdim. Söyle Kenan. Ama kullan. Bak kullan. Peki. Bir tonton bir Yeşilçam sinemasında beyaz saçlı, saçlarını şuradan ayırmış, bıyık, pos bıyıklı biri vardı. Hulusi Kentmen değil, daha tombalak birisi. Onu anlatıyor, söylüyor adıyla. Tabii tanışım da hatırlamıyorum. O gözlerini belerte belerte diyecek ki kameraya, kadın beni çileden çıkartma diyecek. Bir bakacağız, yün çillesi sarıyormuş. Reklam fikri ve reklam sloganı böyle bir şey diye düşün. Hiç ilgisi yok. Fikir çok zor üretilen, iyisi çok nadir bulunan ve şu ülkede değerini ve edenini bulamayan bir şeydir. Fikir her zaman benim yaptığım işin özünde, yani bir şeyler karalamaya başladığınız çocuk halinizde bana en parlak, yani birçok sanatın içinde olduğu bir şey gibi geliyordu. Yani tasarım, grafik, her şey, herhangi bir tipografi, bir şey, bir fotoğraf. Bunlar bir malı yani satmak uğruna satılan sanatlar gibi gelmiyordu bana. Bana olduğu gibi sanat geliyordu. Ve onlar çok ilgimi çekiyordu doğrusu. Çalışanlar kendilerini nasıl hissediyorlar bilmiyorum ama yani kulaktan reklamcılık ya da bir ajansta çalışıyorum. Bunlar gerçekten çok bir hashtagle söyleyeyim yani cool şeyler. Yani güzel şeyler bunlar ama ağır zihin işçiliği diye düşünüyorum bu işlerin. Eskiden zaten böyle güzel şey fotoğrafları çekilirdi.
reklamcının çok çalıştığı fotoğraflar. Bir çöp sepeti, içi tepeleme kağıt dolu ama yanında boş mide ilaçları kutuları da yer alıyor. Evet tabii mide krampları, sancıları geçirmeniz de mümkün. %1'i tabiat işi. %99 alın derim. Tabii ki.